Milletvekili adayımız, Çanakkale sevdalısı, Çanakkale'nin evladı, Bülent Duran. Bu kardeşiniz ilkokul İlaptekir'de okudu. Bakıyorum aranıza, amcam var, halamı gördüm, yeğenlerimi gördüm, akrabalarımı gördüm. Ben Çanakkale'nin çocuğuyum. Kimseden ikamet izni alacak değilim. Kimseden izin alarak Çanakkale olacak değilim. Allah bana nasip etti. Bir demirci ustasının oğlu olarak ilkokulu bitirdim. Yapseki'den otobüse annemin gözyaşlarıyla binip İstanbul'a gitme imkanı buldum. İstanbul'u yatılı okudum. Uzun yıllar İstanbul'u okuduktan sonra Allah bize tarihin, medeniyetin en büyük ülkelerinden, illerinden bir tanesi olan İstanbul gibi kadim medeniyetimizin temsilcisi, gurur duyduğumuz İstanbul'da AK Parti'nin 3 dönem İl başkan yardımcılığını yapma imkanı verdi. AK Parti'nin İstanbul'da 9 seçimi yönetme imkanı verdi. Allah'a hamdolsun İstanbul'da tecrübe edindik. Ankara'yı gördük, yurt dışını gördük. Genel merkezimiz dedi ki, seni İstanbul'a emanet verdik. Annen, baban, akrabaların, dostların, öğrencilerin, arkadaşların, öğretmenlerin, babanın, dedenin, büyük babalarının mezarı Çanakkale'de, oraya git. Emanetin hakkını orada ver dediler. Besmele'yi çektik. Bugün sabah çıktık yola. Bundan sonra buralardayız. Bir sevdamız var. Bir derdimiz var. İstiyoruz ki Çanakkale'de hizmetlerle ilgili, teşkilatlarla ilgili öyle iş yapalım ki, öyle bir adım atalım ki yıllar sonra dönüp baktığımızda, yine buraya geldiğimizde bu muhabbetinizi görebilelim. Bu dostluğunuzu görebilelim. Çünkü biz biliyoruz, makamlar bugün var yarın yok. Vekillikmiş, bakanlıkmış ayağımızın altında. Bugün var yarın yok. Ama adamlıktır doğru olan, iş yapmaktır doğru olan, hizmet yapmaktır doğru olan. Urfa'ya Artvinli Faruk Çelik bakanımızı gönderdiler. Oranın belediye başkanı AK Partili değildi o zaman. Niye geldin demedi. Gel beraber çalışalım dedi. Neden? Urfa'daki belediye başkanı değerli hizmet etmekti. Bursa'ya Bursalı olmayan Bülent Arıcı gönderdi AK Parti. Bursa'nın belediye başkanı neden buraya geldin demedi. Ne dedi? Gel beraber Bursa'ya hizmet edelim dedi. Ben İstanbul adayıydım. Genel merkezimiz bana dedi ki, Çanakkale'ye git, o topraklara borcunu öde dedi. Ben borcumu ödemeye geldim. Hep beraber çalışacağız. Çanakkale halkı bizi yalnız bırakmadı. 13 yıldan beri AK Parti'ye sahip çıktı. Hep vekil gönderdi. 2 tane vekil gönderdi. Hep birinci parti olduk. Ama arkadaşlar, bir iddiamız var. %41'ler Çanakkale'ye yakışmaz. Biz fark istiyoruz. Eze eze almak istiyoruz. Çalışarak almak istiyoruz. Bakın şimdiden ilan ediyorum. Sıkılmadık, el bırakmayacağız. Bu ülkenin daha demokratik olması için, bu ülkenin daha kalkınmış olması için, yollarının, altyapısının, limanlarının daha iyi olması için derdimizi anlatacağız. İşimiz hizmet, gücümüz millet diyen AK kadroların, AK milletvekili adayları Bülent Turan, İsmail Kaşdemir, Yülide İskenderoğlu, Sebahattin Güner, tüm Çanakkale halkına saygı ve sevgileri sunar, hayırlı günler diler. Hakka güvendik, halka bildik, böyle var olduk. Sevdik, sevildik, böyle var olduk.